gönüllerini de vermiş olduğunu gösteriyor. Adana bu yıl ikincisi düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'yla yine renkli görüntülere sahne oldu. Karnavalara yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Adana halkı unutulmaz anlar yaşadı. Adana bu yıl ikincisi düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'yla renkli görüntülere sahne oldu. Şehre yayılan portakal çiçeği kokuları arasında binlerce kişi sokaklara döküldü. Büyük küçük herkes karnavala akın etti. Çok güzel, festivali görsün diye torunumu getirdim. Çok eğlenceli. Çok güzel, gurur duyuyoruz. Karnaval kortej yürüyüşüyle başladı. Renkli kostümler giyen, yüzlerini rengarenk boyayan, ilginç şapkalar takan katılımcılar, çalınan müzikler eşliğinde Gazi Paşa Bulvarı'ndan Uğur Mumcu Meydanı'na kadar yürüdü. Şalgamı ve kebabıyla meşhur Adana bu kez farklı şekilde akıllarda kalmak istiyor. Portakal Çiçeği Karnavalı'yla hem yurt içinden hem de yurt dışından binlerce misafir Adana'ya akın etti ve karnaval coşkulu bir şekilde kutlandı. Biliyorsunuz burada sokaklar hep portakal çiçeği ve portakal ağacı doludur. Adana için çok güzel bir gün. Her günümüz böyle olsun. Karnavala Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve birçok sanatçı, oyuncu ve gazeteci de katıldı. Adanalı Adanalı'yı bağrına basıyor diyelim. Bütün Adanalıları tebrik ediyorum. Dilerim her sene aynı coşkuda, aynı seviyede, aynı terbiyede, ahlakta, güzellikte, güler yüzde olur. Bu portakal çiçeğinin sihri her yaştan insanı buluşturdu. Zaten olması gereken de bu. Kaldırımlarda toplanan vatandaşlarla evlerinin balkon ve pencerelerinden korteji izleyen Adanalılar alkışlarla karnaval coşkusuna katıldı. Kortej yürüyüşünün ardından karnaval şarkıcı Gökçe'nin konseriyle devam etti. Karnaval akşam Merkez Park'taki Dilek Fenerleri gösterisiyle son buldu.